Arkadaşlar merhaba, MTK Kuluçk olarak yine sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bu makineden kullanan arkadaşların birçok soruları oluyor. Sıcaklık ayarını nasıl yapabilirim, değiştirebilirim diyor. Hemen dilerseniz başlayalım. Öncesinde power besleme gücüyle çalışan 80 watt güce sahip olan bir makinedir. Voltaj değeri 220'dir. 110 olarak da yurt dışında kullanılır. Frekans değeri 50-60 Hz'dir. Şu solda üstteki iki gördüğünüz 4 rakamlı hane saat ve dakika çevirmenin 0 geri sayaçlıdır arkadaşlar. Ayarladığınız saatten başlar. 0'a geldiğinde viyolleri çevirir. Soldaki iki hane alttaki ise gün sayacıdır. Zaten ekranda da Türkçesi yazıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu gördüğünüz üçlü hane sıcaklık termometresidir. Makinenin şu anki anlık olarak içerisindeki sıcaklıktır. Bu görmüş olduğunuz iki hanede şu anda makinenin içerisinde bulunan sıcaklık değeridir. Aynı zamanda şurada seçim modları vardır. Eğer bu manuel modunda yazıyorsa sıcaklığı ve nemi istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz diyor. Ama cihaza sadece sıcaklık komutu verir termostat olarak. Burada yan tarafında gördüğünüz şekilde power açma kapama anahtarı var. Bu tuşları geçirmek istiyorsanız eğer şu mod tuşuna basılı tutarsınız. Bu şekilde tavuğa geçer. Tekrar basılı tutarsınız. Ördeğe geçer. Bir daha basıyoruz. Kaz geçti. Güvercine geçti. Sülüne geçti. Tekrar bastığımızda, basılı tuttuğumuzda otomatikman manuel moduna geçer. Şimdi sıcaklık ayarlamak için şuradaki ayar butonu ilk baştaki sabittir. Basıyoruz. Sıcaklığı ayarlamak istediğimiz seviyeden şu şekilde buradan 37.5'tir arkadaşlar ve de 6 yapabilirsiniz. Biz genelde 37.5 yapıyoruz ayarları. Sıcaklığı bu şekilde ayarladınız. Makineniz 37.5 derece gelecek şekilde ayarlar. Isıtma noktalı yanıp sönmesinin amacı sıcaklık parametresini yaklaştığında sıcaklığı sabit tutması içindir. Onu söyleyelim. Çevirmeyi aktif etmek istiyorsunuz sadece çevirme için. Start düğmesini bir kere bastığınızda buradaki ışığın aktif olduğunu göreceksiniz. Tekrar viyolleri düzeltmek istediğinizde yapabilirsiniz. Bunu manuel kontroldür bu. Dönüp dönmediğini anlamak için tekrar bastığınızda sıfıra dönecektir. Şimdi dilerseniz parametre ayarlarını, motor ayarını, zaman ayarını değiştirmek istediğinizde eksi ve artı tuşlarına, yani ayar ve eksi tuşlarını basılı tutuyorsunuz. F1 ayarı çıkar. F1 ayarında 1 saat 30 dakikadır. Şu anki biz makine çalıştırdığımız için böyle arkadaşlar. Buraya 1 saat 59 dakika ya da sadece burası dakikadır 60 dakika yapabilirsiniz. 60 dakikada bir çevirir. Tekrar aynı butona bastığınızda sıcaklık geçer. Biz basana kadar değişti tabi. Hemen basalım. Evet, F1 modunda kuluçka makinesinin çevirme zamanını ayarını yapıyoruz. Tekrar bastığımızda dakikanesini geçiyor. Hala F1'de. Tekrar bastığımızda F2 oluyor. Bu sefer de nem ayarını değiştirebiliyorsunuz buradan. Aynı zamanda bu gün sayacıdır. Nem ayarı değildir. Çünkü burada kod yazdığı için bu tarafta rakam gösterir. Bu her zaman 0 ya da 1'de kalır arkadaşlar. Değiştirmezsiniz. Orijinal ayarında kalır. Eğer cihazı resetlemek isterseniz bunu kolay kolay tavsiye etmiyoruz. Resetlemek istediğinizde şu artı ve eksi tuşlarına basılı tutarsınız. Şimdi yaptık. Resetlediğimizde içerisinde yapılmış olan kalibrasyon ayarı değişti. Gördüğünüz gibi hemen 40 dereceye çıktı. Gerçek sıcaklığı, sapma sıcaklığıdır bu. Fabrika ayarlarına döndü cihaz. Yani cihazın kendi yazılımındaki ayarına döndü. Şu anda 40 derece diyor ama içerisinde 40 derece bir sıcaklık yok. Bu şekilde görmüş oluyorsunuz. Ben bunu alt parametresinden ayarladım. Sizin resetlediğinizde nasıl bir fark olduğunu görmeniz için. Eğer teknik bilgide bir hakkında bilginiz yoksa bunu yapmayın. Videomuzu kısa bir süre durduruyorum. Evet arkadaşlar, hemen videoyu kısa tutmak adına işleme başlıyoruz. Ayar düğmesi ve artı tuşuna basılı tutuyoruz bu cihazlarda. Bunu bastığımızda P1 çıkıyor. Şu anda fabrika ayarlarını görüyoruz. P1'de şurada alttan yapalım, siz de görün. P2'yi görmüştük az önce. Şimdi P3, P4, P1, H2 ve son. MTK Kuluçka olarak iyi seyirler dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Açıklama kısmında detayları bulabilirsiniz. İyi seyirler.